Vatikan'daki Atina okulu freskini konuşacağız. Aslında Camera della Signatura. Dört freskin yer aldığı bir odadır. Kuzey duvarında, tam kapının üstünde şiir freski vardır. Büyük şairler, Homeroslar, Ovidiuslar, Virgiller yer alır. Apollon ve dokuz esin perisiyle birlikte. Onun tam karşısında hukuk freski vardır. Sağ tarafta teoloji, ilahiyat freski yer alır. Sağ taraf dediğim esas itibariyle batı duvarıdır. Doğu duvarında da bizim üzerinde duracağımız felsefeyle alakalı olan ve Atina okulu diye bilinen freskidir. Raffaello bunu çok genç yaşlarda yapmıştır. Papa'nın özel isteği üzerine. Şükür ki elimizde bazı erken kayıtlar var. Michelangelo'ya hayranlığıyla tanıdığımız Vasari'nin notları ve tabloyla ilgili yorumları ve hatta orada bazı figürler için kullanılan modellerle ilgili verdiği bilgiler freski biraz daha ayağı yere basarak yorumlama olanağı bize kazandırmakta. Vasari'nin özellikle Papa'nın amacının, yani bu biliyorsunuz resmi bir çalışma, yani kilisenin içinde zaten Vatikan'da kilisenin isteğiyle yapılmış durumda. 16. yüzyılın başında ve felsefeyle teolojiyi, bir anlamda hukukla şiiri uzlaştırmaya yönelik bir hamle. Yani aslında yeni Platonculuğun bir anlamda zirveye çıktığı ve dünyanın büyük bir değişim bile diyemeyiz, dönüşüme uğrayacağı eşiğin başında yapılmış durumda. Dolayısıyla Atina okulunu incelerken aslında kilisenin felsefe tarihine bakışını incelemiş oluyoruz. Kilise felsefeyi nasıl görüyor? Tabii teolojinin tam karşısına koyarak görüyor. Yani Atina okulu freskini teolojiyle karşıtlık içerisinde okumak zorundayız. Bir tarafında şiir, bir tarafında hukuk. Vasari'nin notu da bu anlamda önemli. O tabii bir şey daha ekliyor. Felsefe, gök bilimi ile teolojiyi uzlaştırmasının Raffaello'dan istendiğini söylüyor, Papa tarafından. Ama benim kişisel bir kanaatim var. Onu burada söylemek zorundayım. Bir hesaplaşma da söz konusu. Yani burada detaylarına girdiğimiz takdirde göreceğimiz üzere aslında bu freskin yapılma nedeni, yani teolojiyle uzlaştırma, felsefenin teolojiyle uzlaşması hamlesi, benim kanımca Dante'nin komedyasında Limbus'ta çizilen filozoflarla ilgili resme bir karşıtlık oluşturmaktadır. Yani Dante, Aristotelesçi ve İbn-i Rüşçü bir perspektiften filozofları yan yana getirir.
Orada Dante'nin, ki onu ayrı bir biçimde inceleyeceğiz müstakil olarak vakit bulursam, Dante'nin komedyasındaki limbusu, yani cehennemin birinci halkasında şairler, kadınlar, devlet adamları ve filozoflar. Orada da dört grup yer alır. Ama özellikle filozoflar kısmı çok daha geniştir ve daha iddialıdır. Mesela Atina okulunda Kikero'lar, Seneca'lar filan yoktur ama Dante onlara yer vermiştir. Birazdan incelediğimizde göreceğimiz üzere Atina okulunda merkezde Platon'la Aristoteles yer alır. Platon'un bulunduğu aks Apollon'la, Tanrı Apollon'la ve Fisagoras'la birlikte yer alırken, sağ tarafta Athena'nın heykeli vardır arka planda. Ön tarafta da Öklit ve Batlamyus vardır. Ptoleme vardır. İskenderiye'nin ünlü bilim adamları. Dolayısıyla Batlamyus, Öklit ve Aristoteles bir tarafta, Athena'nın bulunduğu kısımda. Buna mukabil Apollon, Sokrat, Platon ve Fisagor'un bulunduğu yerde ve İbn-i Rüşd de ilginç bir şekilde Fisagor'un arkasında. Oysa Dante'nin filozoflar resminde en merkezde sadece Aristoteles vardır. Yani Platon biraz yakınındadır. Sokrat da onun arkasındadır. Yani Sokrates'le Platon arka plandadır. Fakat merkezde Aristoteles vardır. Ziga Brabant gibi ünlü İbn-i Rüşçü, yani Thomas Aquinas'ları, o dönemin Dominikenlerini, kilise allamelerini kıldıracak isimler vardır. Albertus Magnus'la Tommaso d'Aquino, yani Aquino'lu Thomas, İbn-i Rüşd'e iki tane ağır reddiye yazmışlardır ve bunun nedenlerinden biri Ziga Brabant'ın çıkarttığı, yol açtığı o ünlü 13. yüzyıldaki çatışmadır. İbn-i Rüşçülüğün Paris'i, İtalya'yı etkisi altına almasıdır. Ve zaten asıl çevirilerin etkisiyle yeni çağın ilk ışıkları biraz İspanya sınırlarından geçerek gelir. Bologna ve Padova istikametinden. Bir kısmı Sicilya'dan tabii ki. Biraz daha erken tarihlerde çeviri hareketlerinin etkisiyle. Fakat neticede İbn-i Rüşçülük, Latin İbn-i Rüşçülüğü diye bilinen literatürde İbn-i Rüşçülüğün en önemli temsilcilerinden biri cennette Aquinalı Thomas'ın sol tarafındaki ışık olarak resmedilir. Ve övülerek resmedilir ki bu çok devrimci bir tutumdur. Büyük, ne yazık ki üstü örtülse bile büyük kilise eleştirmeni Dante'nin ortaya koyduğu resim. Bu daha sonra hatırlanabilir belki. Paragone, Leonardo da Vinci'nin şiirle resim arasında yaptığı karşılaştırmayı belki bir biçimde ele alma imkanımız olabilir. Nedir o? Bir tarafta Dante'nin şiiri, bir tarafta Raffaello'nun resmi. Resmin etkisiyle şiirin etkisi, şiirin anlatım olanakları ve yeteneğiyle, sınırlarıyla
resmin sınırlarını belki bir anlamda karşılaştırma fırsatı elde etmiş olabiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla Raffaello'nun Atina okulunun özünde Dante'nin Aristotelesçi tutumuna bir karşıtlık geliştirme kaygısı hakimdir. Bunu karşılaştırma, değişik karşılaştırmalarla gösterebiliriz. En merkezde yer alan iki figürden başlamak icap eder. Bu figürü çok basit resimle biraz ilgili herkesin bilebileceği basit bir teknik uygulayarak resmi dahi derleme, toparlama imkanımız olabilir diye düşünüyorum. Nedir o? Birincisi bir üçgen hayal ediniz. Merkezde olan Platon'la Aristoteles'in bulunduğu noktayı üçgenin üst tepe noktası olarak düşününüz. Üçgenin sol alt köşesine Fisagoras'ın bulunduğu yeri üçgenin sol alt köşesi diye düşünün. Sağ alt köşesinde de Öklid'in, hatta Raffaello'nun kendisini de koyduğu grubu düşünün. Bu resmi biraz daha çözümlemesini kolaylaştıracaktır bu üçgen. Dolayısıyla merkezde iki kişi var. Ve bu iki kişinin, yani Platon'la Aristoteles'in yüceltilmesi için, yani üçgenin tepe noktası derken, bunu sadece geometrik bir üçgen gibi düşünmeyiniz, bir piramidin üst noktası olarak da düşünebilirsiniz. Bu aslında felsefe tarihinin tepe noktasıdır. Yani Platon'la Aristoteles, İşte Thales'le başlayan felsefe tarihinin, Yunan felsefesinin zirvesini temsil ederler. Piramidin üst tarafındaki zirve Platon'la Aristoteles. Fakat bu üçgenin sol alt köşesi Platon'la Aristoteles'in öncellerine dayanıyor. Merkezde Fisagoras'ın yer aldığı grubu kastediyorum. Sağ alt köşede ise aslında Aristoteles sonrası İskenderiye felsefesinin, yani Helenistik felsefenin en etkili iki ismi. Bir tanesi Öklid, bir tanesi Batlamyus. Fakat yanlarında Zerdüşt yer alıyor. Bir yabancı, bir doğulu. Sol alt köşede ise yine bir yabancı var, yine bir doğulu sayılır. Yani ne kadar Endülüslü olsa da İbn-i Rüşd. Fakat Dante'de merkezde sadece bir kişi vardır. Aristoteles. Platon'la Sokrates adeta lütfen zikredilmiş gibidir. Arkadan Demokritos gelir. Diğer filozoflar da şeyle, hürmetle zikredilir. Daha sonra göreceğimiz gibi Platon'un elinde bir kitap vardır, Timaeus. Dante'de eleştirilir bu kitap zikredilerek. Aristoteles'in elinde bir kitap vardır, Etika. Dante'nin komedyasında övülür. Bu karşıtlığı daha ayrıntılı incelemelerle keskinleştirmek, daha belirgin kılmak olası. Fakat üçgenin dışında kalan, yani bir anlamda Platon'un sağ omzu, Platon'a göre sağ omzu, bize göre sol tarafta Sokrates'i görüyoruz. Dikkat edilirse orada Sokrates'in elinde hiçbir şey yoktur. Sadece parmaklarını, 1, 2, 3, 4 der gibi parmaklarını, parmaklarında bir şeyi saymaktadır. Daha doğrusu parmaklarından yardım almaktadır.
Oysa freske iyi bakıldığında, onu biraz önce söyledim, Platon'un elinde de, Aristoteles'in elinde de birer kitap var. Tam önlerinde başka bir kinik, tek başına umursamaz biçimde, sere serpe adeta böyle rahat bir biçimde merdivenlere yayılmış olan Sinoplu Diyojen var, başka bir kinik. Onun elinde bile bir kağıt var, boş değil yani. Raffaello, garip yani, Platon'la Aristoteles'in eline kitap tutuşturuyor ama Diyojen gibi bir kiniğin eline bir kağıt veriyor. O da onu okuyor. Sağ tarafta Öklid'in elinde pergel var. O da yere geometrik şekiller çiziyor. Batlamyus'un elinde bir coğrafya küresi var. Zerdüşt'ün elinde bir gökyüzü küresi var. Dolayısıyla hepsinin elinde, Epikür'ün sol tarafta Tommaso Ingrami'nin, yani Vatikan'daki kütüphanecinin, kütüphaneci rahibin model olarak seçildiği bir Epikür, başında taçla birlikte bir Epikür figürü vardır. O da orada yine elinde bir şeylerle uğraşmaktadır. Yani filozofların hepsinin eline bir şey koyan Raffaello, Sokrates'in eline hiçbir şey koymamıştır. Sokrates'in sadece çok hızlı akan, çok güçlü, tutkulu bir zihni ve elleri vardır. Sayarken ellerini kullanır, hesaplarken. Çünkü nedir? Diyalogostur. Yani Sokrates adeta niye parmaklarını sayıyordur, onu da söylemem lazım. Çünkü Sokrates en azından bize Aristoteles'in verdiği bilgiden hareketle bunu söyleyebiliriz. Felsefe tarihinde yöntemi olan ve bir yönteme dayalı olarak tanım yapmaya çalışan ilk filozoftur. Ünlü diaresis, bölme yöntemini kullanır. O yüzden 1, 2, 3, 4 derken aslında Sokrates yine muhataplarına bazı şeyleri bölerken, yani diaresis yöntemini uygularken gösterilmiştir diye düşünüyorum. En azından el hareketi bunu gösteriyor. Fakat biz esas olarak merkezi, yani freskin ana mesajının yüklendiği iki figürü yorumlamalıyız. Bu iki figürün doğru anlayabilir, kavrayabilir, açıklayabilirsek, freskin ayrıntılarıyla tabiri caizse oynamak kolaylaşır. Merkezde yer almaları dışında Platon'la Aristoteles figürlerinin en duruşlarını incelemek belki gerekir. İlk dikkati çeken yanlarından bir tanesi yürüyor olmak. Yani Platon yürürken resmedilmiştir ve çıplak ayaklıdır. Aristoteles'in de yürüdüğü kesindir. En azından bedenindeki kıvrımlardan öyle anlıyoruz. Fakat bir durma hareketi yakıştırılmış gibidir. Bunun da kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Yani kasıtlı dediğim bilinçli bu gerilimin ortaya çıktığını düşünüyorum. Fakat felsefe tarihi bilgilerine standart felsefe tarihi bilgileri kullanacak olanlar bir yerde şaşırabilirler. Yıllar evvel ben de çok şaşırmıştım. Yani yürüyenler dendiğinde
prepatitikler yani meşşailer İslam dünyasındaki adlandırmasıyla yürüyenler Aristotelesçiler diye bilinir. Bugün nereye bakarsanız Aristotelesçiler yürüyenler ekolü olarak adlandırılır, meşşai olarak. Sebebi de Aristoteles'in ders verirken yürüyor olması gösterilir. Fakat burada Platon da yürümektedir. Şimdi tabii yani figürler ve ayrıntılar oraya adeta bilinçli olarak ve gizlice yerleştirilmiş ayrıntıların çok dikkatlice çözümlenmesi gerekir. Eğer bu dikkati esirgemezsek fresk bize biraz daha farklı konuşacaktır. Oysa Orta Çağ'da yani Ammonios Sakkaslardan itibaren yani 2. yüzyıl diyebilirim. Platon'la Aristoteles'in ikisi içinde bu yürüme özelliğinin zikredildiğini görürüz. Yani Orta Çağ'da aslında yani Helenistik Çağ'da başlıyor ama Orta Çağ'da çok yaygın. İslam dünyasında da öyle. Bütün kitaplarda meşşai'nin Platon için kullanıldığını görürsünüz. Yani Platon derslerini yürüyerek anlatırdı ve Ammonios Sakkas bunu açıkça da söylüyor. Çünkü diyor ki Platon bedeni de ihmal etmemek gerektiğini düşünür ve o yüzden derslerini yürüyerek anlatırmış. Çünkü tinin harekette olduğu, tin harekete geçtiği bir yerde bedeni atıl tutmaz. Dolayısıyla tinle bedeni, ruhla bedeni ikisini de hareket ettirmeye çalışır. Aristoteles de hocasına uygun olarak derslerini yürüyerek yapardı. Ve daha sonra Platoncular, Knisokrates'i örnek verir, yürümeyi bıraktılar. O yüzden onlara akademiyacı, akademiciler dendi. Ama Aristotelesçiler yürümeye devam etti. Onlara yürüyenler, peripatetikler ya da meşşailer dendi. Dolayısıyla burada iki figürün yürüyerek seçilmesi aslında Raffaello çağında o Orta Çağ'ın kalıplarının kullanılması sonuna da gelinmiş olsa hala o kalıpların, Ficinoların, Pico della Mirandola'ların çağında gayet doğal karşılamak gerekir. İkisinin de yürüyor olmasını. Onlardan başka da kimse doğru dürüst yürüyor sayılmaz. Basit freski hareket kazandırmak için merdivenlerden inenler çıkanlar filan böyle ufak tefek işte kütüphaneden rulo yani kitap getirmeye çalışan figürleri de saymazsak esas olarak filozof olarak orada hareket halinde olan merkezde üçgenin tam tepesindeki iki kişi Platon'la Aristoteles'tir. Beden kıvrımları itibariyle yani bedenin gerginliği bakımından Platon'un duruşunda, yürüyüşünde hiç kuşkusuz, çok açık olan özellik sükunettir. Çok sakin, dünyayla işi kalmamış biri gibi rahat bir kendini bırakmış, sakin, heybetli bir, bilgece bir duruş vardır. Adımları yavaştır. Tam zaten ayağını kaldırırken resmetmiştir onu Raffaello. Ama buna mukabil Aristoteles'in genç bedenine bakarsanız, o genç beden çok gergindir. Ayağı adeta yeter buraya kadar der gibi böyle bir durma hamlesi şekli dizini öne doğru kıvırmıştır. Ve sağ eliyle yeri gösterir.
Platon'la Aristoteles'in duruşları arasındaki karşıtlık bir ayaklarındaki ayak hareketlerinde ayağın belden aşağının devinimi açısından bir karşıtlık kuruluyor. Kitaplar bakımından bir karşıtlık kuruluyor. Ellerinin hareketi bakımından, birinin göğü, birinin yeri işaret etmesi bakımından bir karşıtlık kuruluyor. Fakat başka karşıtlıklar da var. Bu karşıtlık, eğer bir yerde karşıtlık varsa aynı zamanda uzlaşma da var diye düşünebiliriz. Biraz diyalektik baktığımız takdirde bu karşıtlıkların yan yana gelmesiyle aslında bir uzlaşma, birbirini tamamlayan iki yaklaşım biçimi olarak sunuluyor. Yani bunlar birbirini iten değil, birbirini tamamlayan iki öge olarak, iki karşıt olarak bir anlamda, eğer biraz zorlasak, zıtların birliği biçiminde adlandırabiliriz. Şimdi tabii yani yorumlarda sanatsal bir takım tekniklerin devreye girmesi bazı şeyleri belirler. Mesela Raffaello bir takım modeller kullanmıştır. Platon'a dikkatli bakacak olursanız, Platon'un modelinin Leonardo da Vinci olduğunu görürsünüz. Bunu zaten mesela bir kısmını Vasari de açıklamıştır. 5-6 tane modelin ismini verir. Mesela sağ taraftaki Öklid'dir. Öklid'in modeli Bramante'dir. Bramante, San Pietro Kilisesi'nin, Vatikan'daki kilisenin, o Michelangelo'nun tamamlayacağı kilisenin mimarıdır. İkisi de Urbino'ludur. Ve hani biraz argo bir tabir olacak ama Raffaello ile Bramante sadece hemşeri değil, aynı zamanda biraz da kankadır. Mesela orada Mantova dükü model olarak kullanılmıştır. Keza Tommaso Ingrami, yine Raffaello'nun çok yakın arkadaşıdır. Şimdi asıl açıklayacağım şey, ben sırf bunun için yıllar evvel Urbino'ya gittim. Gözlerimle bizzat yerinde görmek için. Urbino çok ilginç bir kent. Orta çağına bütün özelliklerini taşıyor. Çok sevimli, heybetli bir kent. Orada ünlü bir saray vardır. Dükün sarayı. Plaza Ducale. Ve sarayın içinde studiola diye stüdyolar vardır. Dük'e mahsus odalar, kameralar. Bunlardan bir tanesi de 24 portrenin yer aldığı bir odadır. Yani Camera della Signatura'yla mukayese etsek hemen hemen yukarıda, tabii biraz daha yüksek, yukarıda 24 portre pay edilmiştir dört duvara. Bu Platon'un, Aristoteles'in, işte kilise babalarından, işte Aquinalı Thomas'ların filan, bütün hepsinin portrelerinin yer aldığı bir kameradır bu.
Raffaello'nun bütün çocukluğunun geçtiği yer. Yani Raffaello'nun kendi kenti. Buradaki Aristoteles portresine dikkatlice bakılırsa iki Aristoteles figürünün ellerinin arasındaki yakınlığı görmemek olanaksızdır. Yani demem odur ki Raffaello Aristoteles'in el hareketini Palazzo Ducale'deki stüdyoda yer alan Aristoteles resminden kopyalamıştır. Böylelikle kendi şehrine de bir manada selam göndermiştir. Zaten Urbinolular resmin içerisinde Urbinolular, yani Urbino Dükü de oradadır, Bramante de oradadır, Öklid'i temsilen. Tommaso Ingrami söyledim zaten. O bakımdan Donatello'nun olduğu söylenir. Keza sağ tarafta Aristoteles tarafında Plotin'in resmede, yani Plotin'e modellik yapan kişinin, Michelangelo orada Herakleitos olarak, yani Herakleitos figürünün Michelangelo'nun o aksi huysuz biçimiyle yansıtıldığı söylenir. Dolayısıyla orada en az ona yakın figürün normal Raffaello'nun çağdaşlarının yüzleri olduğunu biliyoruz. Bu Vasari diğer fresklerde de, yani teoloji, şiir ve hukuk fresklerinde kullanılan figürlerin çoğunun Raffaello'nun çağdaşları olduğunu, tanınan, bilinen kimselerden alındığına zaten işaret ediyor. O bakımdan Raffaello'nun Aristoteles için uygun gördüğü el hareketi, kaynağı ne olursa olsun, esas itibariyle Aristoteles'in diğer elinde tuttuğu etikayla bir irtibatı vardır. Niye oraya etikayı koydu?